Arkadaşlar merhabalar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımız kaldığı yerden devam ediyor. Fonksiyonların ÖSYM bakış testinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Bugün 28. sorudan başlayacağız ve 57. sorumuza kadar beraber götüreceğiz bu videoda gençler. Soruların tamamı ÖSYM tarzı sorulardır ve bu soruları aklında bulunsun. AYT sınavında da karşına getirebilir. ÖSYM benden sana söylemesi. Evet gençler, kaynak kitabı olarak Barış Yayınları video ders kitabını kullanıyoruz. Dileyen isteyen almak isteyen öğrencilerim varsa açıklama kısmında ki linkleri inceleyebilirler arkadaşlar. Eğer hazırsanız geçelim derse. Evet 28'de kaldığımızı söylemiştik. Hadi gelin beraber bir bakalım sorumuza. A ve B gerçel sayılar olmak üzere A kümesinden reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonun da kuralı kapalı bir şekilde verilmiş. Çünkü A ve B var. A ve B'yi bilmiyoruz ama şöyle de bir bilgi vermiş. A kümesinden yani tanım kümesinden seçilen her x elemanı için fx 5-b'ye gidiyormuş. Bu eşitlik sağlandığına göre f a bölü b kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada b bir gerçel sayı. Bütün x'ler için 5-b'ye gidiyorsa demek ki bu fonksiyonumuz bizim sabit fonksiyon olmalı sabit fonksiyonda x terim bulunmayacaktı. O halde buradaki x'in işi ne? Demek ki bu x de olmayacak. Yani şurayı ben sıfırlamam gerekiyor. Yani böylelikle ben a'nın b'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Daha sonrasında fx fonksiyonum aslına bakarsanız 2a eksi 1'e eşittir diyebiliriz artık. Çünkü sabit fonksiyon. Peki fx 5 eksi b'ye de eşit değil miymiş? O halde bu da 5 eksi b'dir. Şimdi a b'ye eşitti biliyoruz. A, B'yi eşitse ben B gördüğüm yere A yazarsam 2A 1 eşittir 5 eksi A yazarım. Eksi A'yı bu tarafa gönderdim 3A. Eksi 1'i karşıya aldım 6. A buradan kaç geldi 2. A ile B birbirine eşitse A bölü B 1'dir. F1 sorulmuş bize. E bu fonksiyon nasıl fonksiyondu? Sabit fonksiyondu zaten. F1 de 2A eksi 1'e eşit olacaktır. Pekala A kaçtı 2 idi. 2 kere 2 4 1 çıkardım 3 geldi. Doğru cevabım D şıkkı olmuş olur. Geldim 29'a. M ve N pozitif gerçel sayılar olmak üzere. F doğrusal fonksiyonu x bölü m artı fx bölü n eşittir 1 biçiminde veriliyor. F m bölü n 3 eşitliği verildiğine göre f m bölü n eksi 2 kaçtır diye sorulmuş. Ben doğrusal fonksiyonu elde edebilir miyim diye bir bakacağız. Şurası fx bölü n burada sabit kalsın ama buradaki x bölü m'yi birin yanına sağ tarafa bir gönderelim bakalım. fx bölü n eşittir 1 eksi x bölü m yaptı. Hatta ben bunu bileşik kesilmiş gibi paydasını eşitlersem m eksi x bölü m gelir. Bu neydi arkadaşlar? fx bölü n'di. Şimdi n'yi de şurasıyla çarparsam fx yalnız kalmış olur. Böylelikle fx fonksiyonumuz mn eksi nx bölü m yapacaktır. Güzel. Şimdi bu doğrusal fonksiyonun kuralını aslına bakarsanız elde etmiş olduk. Kuralı burası. Peki bu kuralda ben x gördüğüm yere yani şuraya ve buraya m bölü n'yi yazarsam bana 3'ü vereceğini biliyorum. O halde yazalım. f m bölü n eşittir dedim. m n eksi n çarpı m bölü n dedim. Ve bölü bir de m'miz var. Şimdi dikkat edin. Üst tarafı ben M parantezini alacak olursam N eksi bak N'ler gider. M parantezini aldığım için 1 gelir ve bölü M olacaktır. Bu da bana neyi veriyormuş? 3'ü. E madem öyle M'ler de gitsin. N eksi 1 kaç olsun? 3. Demek ki N kaçmış gençler? M N özür dilerim 4'müş. Peki N'nin 4 olması gerektiğini öğrendik. Güzel. Bu iyi bir hamleydi. Peki şimdi ne yapacağız? Bizden istenen F M bölü N eksi 2. Tamam ama hani burada ben N'nin 4 olduğunu buldum. M'yi elde edebilir miyim? Derdim o. Yani bu derdi bizim yok etmemiz gerekiyor. Düşünelim. Düşünelim. Ben F, FM bölü N'nin 3 olduğunu yazarak yerine 4'ü elde ettim. Yani burası kullanıldı artık. Bizden de şu isteniyordu. Acaba bunu bir yerine yazsak mı? Artık ne ile biliyoruz ya. Mesela n kaçtı? 4'tü. 4'ten 2 çıktı 2. Yani şurası 2. Yani benden ne isteniyor? F m bölü 2 isteniyor. O halde geldim buraya yerine yazıyorum. F m bölü 2 dedim. Eşittir. Şimdi m ne? N kaçtı? 4'tü. Dolayısıyla burası 4m yapar. Şuradan bahsediyorum. Eksi n çarpı m bölü 2 demem gerekiyor. m bölü 2. Şimdi n yazdık da n kaçtı? Hocam n 4'tü. O zaman n gördüğümüz yere biz 4 yazmaya devam edelim. x gördüğümüz yere m bölü 2 yazdık. Alt tarafta ne var? m'miz var. E şimdi bu durumda ben burayı m parantezine alırsam şu m, şu m ve şu m birbirini götürmez mi? Götürür. Burada ne kaldı? 4 eksi 4 bölü 2 kaldı. 4 bölü 2 kaçtır? 2. 4'ten 2 çıktı. 2 gelir. Doğru cevabımız da a şıkkında verilmiştir deriz. 29. sorumuzu da çözdük ve a dedik. Şimdi devam ediyorum. 30. örnekle doğrusal fonksiyonmuş. F4 ile F6'nın toplamı 3'müş. Bir de F10 ile F16'nın toplamı 19'muş. F7'den F4 çıkarsa kaç kalır diye soruluyor. Şimdi doğrusal fonksiyonlarda doğrusal fonksiyonlarda bir şeye bizim e, dikkat etmemiz lazım açıkçası. Yani nasıl bir şeye? Şöyle hocam. Şimdi örnek veriyorum. Fx fonksiyonumuz, Fx fonksiyonumuz 2x artı 1 olsun. Kabul mü? F1 kaçtır? Hocam F1 3'tür. F2 bak bu bu sorudan bağımsız bir şey anlatıyorum şu an ha. Ona göre dinle. F2 hocam o 5'tir. Peki F3 kaçtır? 7'dir. Şimdi dikkat ettiği dikkat ettiysen buradaki artış miktarı 3'ten 5'e 2 artmış. 5'ten 7'ye 2 artmış. Yani ardışık ardışık verince 2 artıyor. Bunun sebebi şuradaki 2'dir. Oradası, oradaki, oradaki Orası 3 olsa 3'er 3'er artardı. 5 olsa 5'er 5'er artar. 1 olsa 1'er 1'er artar. Tamam mı? E şimdi madem öyle biz bunu düşündük, elde ettik. Güzel. Şimdi bu bir kenarda dursun. Ve biz artık bununla alakalı soruyu yorumlamaya çalışalım. Şimdi hocam, ben alttakinden üsttekini çıkarırsam mesela F10'dan F4'ü çıkardım. Varsayalım ki benim f(x) fonksiyonu m(x) ile başlamış olsun. m(x) artı n olsun. Şimdi F10'dan F4'ü çıkarınca e haliyle aradaki fark 6 ya. Buradaki değişme miktarı 6m'dir. 6m. F16'dan 6'yı çıkarırsam da 10 olacağı için buradaki değişim miktarı da 10m'dir. Neler zaten birbirini götürecek. E burada 19'dan 3'ü çıkarırsam e hocam o 16 yapıyor. Yani 16m. 16 mıymış? m kaçtır? 1'dir. Şimdi F7'den F4'ü çıkarırsam da 3m kalacaktı. E m kaçtı? 1'di. O zaman cevabımız 3'ün ta kendisidir. Yani cevap A'dır. Yani ben burada tabii bu soruyu çözdüysen şöyle çözmüş olabilirsin fx'e işte mx artı n veya ax artı b dersin. 4'ü yazarsın 6'yı yazarsın toplayıp 3'e eşit dersin. onu yazarsın 16'yı yazarsın toplayıp 19'u eşit dersin. Oradan a neler zaten gidiyor deyip gene aynı kapıya ulaşırsın. Dersin ki hocam benim m'yi bulmam gerekiyor. M'yi bir buldum. Demek ki e, n de zaten gidiyor. burası artık 7x 7x değil. E, m'yi de bulmuştuk. 7m artı n. E burası da 4m artı n. Çıkardım. Ne geldi? 3M geldi. M'de zaten bulmuştum. M bir bir yerine yazdım 3 geldi de diyebilirsin ama bu çok uzatacaktır. Biz ne yaptık? Doğrusal fonksiyonlarda bundan bunu çıkardık. Bundan bunu çıkardık. Bundan bunu çıkardık. Ha dedik. Tamam 16M 16 ise M 1'miş. E benden 3M isteniyor cevap. Demek ki cevap 3 dedik. Bu kadar. 31. örneğimize geldik. Şimdi buna benzer bir örnek daha vardı biliyorsun. Bu biraz daha komplike hali. Ama iyi dinle. Güzel soru. Şimdi gençler dik koordinat düzleminde f ve g doğrusal fonksiyonlarının grafikleri x eşittir 4 doğrusu aşağıda verilmiş. Tamam aşağıda bu verilmiş. Şurası x eşittir 4 doğrusu olduğuna göre burası 4 birim zaten. Değil mi? Şimdi sarı boyalı bölgenin alanı da 8'miş. Şimdi ben buraya eğer a dersem 4 çarpı bak şurası yükseklik olduğunu düşün. Şurasına taban olarak düşün. 4 çarpı a bölü 2 bana 8'i verecek. O zaman a kaçtır? Tabii ki de 4'tür. Yani artık ben şunu gayet iyi biliyorum. Şuraları sildim. A'yı 4 bulmuştum. Hocam şurası 4'tü. Burası da 4'müş. Tamam. Neresi 4 ama? Buradan buraya kadar olan kısım. Alt taraf değil. Alt tarafa K diyelim. Kabul mü? Peki. Şimdi şöyle bir sistem kursam ben. Şunu şöyle uzatsam. F'yi uzattım. K'yi de uzattım. Bunu da bu şekilde yaptım. Bir tane şöyle çektim. Bir tane böyle çektim. Bir tane de şöyle çektim. Kabul mü? Peki. Şimdi F11 demiş. Şurası 11 olsun. F5'ten bahsetmiş. Burası da 5 olsun. Tamam? Her şey gayet güzel, tatlı gidiyor şu an. Şimdi hocam bak 4'ün 5'e oranı şuradaki üçgenden üçgene dikkat etmeni rica ediyorum. Sarıyla boyadığım bölge var ya, şu sarıyla boyadığım bölge. Buraya dikkat etmeni rica ediyorum. Bu üçgene odaklan. Ee, şuradaki e, şuradaki 4'ün 5'e oranı şuradaki 4'ün şuradaki 5'e oranına eşit olmak zorunda. Yani burası 5 olmak zorunda. Aynı şey şurada da geçerli. 4'ün buranın tamamı 11 oranı. 4'ün 11 oranı. Burası da 11 olmak zorunda. Güzel. Şimdi bu bu şekilde artıyor değil mi? Şimdi gel sen de şunu yapalım. F11 dediği yer F fonksiyonu bak. F fonksiyonu bu doğruydu. Bu doğru da ee, 11'in denk geldiği yer y ekseninde. Şurası değil midir hocam? Yani burası F11'dir bak, burası F11. Şurası nedir hocam? Burası da G11'dir. F11'den G11'i çıkar demiş aslında burada gizlemiş bak bunu, sonu atmış G11'i ve gizlemiş burada. E ben F11'den G11'i çıkarırsam şuradaki mesafe yani 11'i bulurum, değil mi? Bir de F5'ten ben G5'i çıkarmış olsaydım şurayı yani 5'i bulacaktım ama burada G5'ten F5'i çıkarmış yani neyi bulmam gerekiyor o zaman eksi 5'i. 11'den 5 çıkarırsan cevabı bulursun. Doğru cevap C şıkkı olur. Geldik. 32. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı. F ve G doğrusal fonksiyonları. Do doğrusalmış bunlar. F1 g 1e eşitmiş. F10 G7'ye eşitmiş. F16 GK'ya eşitmiş. K gerçel sayı doğrusu e, gerçel sayı olduğuna göre K kaçtır? Şimdi düşünelim. Şimdi ben Fx'i Mx artı n seçersem GX'i de hocam e, AX artı B seçelim mesela. Tamam mı? Şimdi ben burada F1'i bulursam M artı N gelir. F10'u bulursam 10M artı N gelir. Değil mi? Şimdi bundan bunu çıkardığım takdirde 9M gelecektir. Bak 9M gelir. Şimdi G1'e bakalım. G1 A artı B'dir. g 7 de 7A artı B'dir. E ben G7'den G1'i çıkarırsam bu da bana 6A'yı verir. Yani 9 m eşittir 6 a'ymış diyebilirim. Çünkü f10'dan f1'i çıkarırsam, g7'den g1'i çıkarırsam bunlar birbirine eşit olur. 9 m de 6 a'ya eşitmiş. 9 m eşittir 6 a. Hatta 3 sadeleştirirsem 3 m eşittir 2 a'da denilebilir buraya. Şimdi geldim şuraya. Bundan bunu çıkarırsam ne kadar fark var? 6 m'ye kadar fark var değil mi? Şimdi bundan bunu çıkardığım takdirde 6 m'lik fark neye eşit olur? Şimdi 3 m 2 a ise 6 m 4 a'dır değil mi? Demek ki ben bundan bunu çıkarınca 4A kadar bir mesafe olacak. Yani K'nın kaç olması lazım? 11 olması lazım ki 7'den 11'e 4 artmış olsun. E K kaçtır diye soruluyor. Cevap B'ydi. Tamam. Güzel. Şimdi 259. sayfamızı da bitirdik böylelikle. Devam ediyoruz 260. sayfada. ÖSYM bakış 33'teyiz artık. Tam sayılar kümesi üstüne tanımlı. F doğrusal fonksiyonu verilmiş. Doğrusal. F1, F2, F3 Toplamış toplamış F A'ya kadar götürmüş şu işi. F A'ya kadar olanların toplamı 2 A kare artı 4 A'ymış. Buna göre diyor FX aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi e, burada şöyle bir şey yapmamız lazım açıkçası. Ben F X'i A'yı falan kullandığı için Mx artı N seçmek istiyorum dedim. Mx X artı N. F 1 ne olur? F 1 M artı N olur. F2 ne olur? 2m artı n. Hocam F3 ne olur? 3m artı n. Nokta nokta nokta. Peki FA ne olur? A çarpı m artı n olur. Şimdi bunları toplamış. Bunları toplarken de ben şunu yapacağım. N, 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 n. Kaç tane n var burada? E hocam birden a'ya kadar gittiğine göre a tane n var. a tane n artı M, 2M, 3M en son AM'ye kadar M parantezini alırsam 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 A'ya kadar olan sayıların toplamı Şurası neyi verir bize? A çarpı A artı 1 bölü 2'yi verir E bir de burada çarpı M'miz vardı Demek ki M çarpı A çarpı A artı 1 bölü 2 olacak bu da Ve neye eşitmiş gençler? 2A kare artı 4A 2A kare artı 4A'yı veriyormuş Peki Şimdi her iki tarafın dinle. Burada bir A çarpanı, burada bir A çarpanı, burada bir A çarpanı, A çarpanı var. Birer tane A çarpanı varsa ben bunları bir görmezden gelirim. Gitti, gitti, gitti ve gitti. Şurada ne kalır sadece? N artı, M çarpı A artı 1 bölü 2 kalırken yan tarafta 2A artı 4 kaldığını da görmüş oluruz. Peki, şimdi devam edelim düşünmeye. Burada n artı Şuraya bakacak olursak MA bölü 2 var. Bak, MA bölü 2 var. Bir de M bölü 2 var. M'yi içeri dağıtırsam. Eşittir bu da 2A artı 4. Şimdi sağ tarafta gençler. A'nın kat sayısına bakıyorsun 2. Sol tarafta A'nın kat sayısı M bölü 2. Yani M bölü 2 2'dir dersem M burada 4 olur. M 4. Güzel. M4 ise bir de geldim buraya sabit terime bakıyorum. N artı M bölü 2. M bölü 2 M4 ise burası 2'dir. Demek ki N artı 2 diyeceğim. N artı 2 eşittir 4. O zaman N kaçtır? N de 2'dir hocam. M4 ise N2 ise fonksiyonum ne oldu benim? 4x artı 2 oldu değil mi? Benden ne istiyordu? Fonksiyonu. 4x artı 2 cevaptır o halde. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiş arkadaşlar. 34 ÖSYM bakış. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f fonksiyonu. Her x reel sayısı için bütün x reel sayılarından bahsediyoruz. fx eksi f eksi x eşit sıfırı sağlıyorsa ben şu eksi f eksi x'i karşıya atarsam fx eşittir f eksi x olur. Ki bunu da tek bir fonksiyon sağlıyordu. Neydi? Çift fonksiyonlar sağlar değil mi bunu? Fonksiyonumuz çiftmiş arkadaşlar. Çift fonksiyon. Peki. Şimdi o zaman f eksi x'i ben fx diye yazabilirim. Şurası ne olur? Eksi 3 tane fx. Onu bu tarafa gönderirsem 4 tane fx'i yakalamış oluruz. 4 tane fx. 8x kare eksi 12 midir? Evet. 4'e bölersem fx'i bulmuş olurum. fx eşittir. 2x kare eksi 3 olur. Şimdi artık benden f1'den f0'ı çıkar demiş ya. f1 eksi 1'dir yerine yazarsam şurada. E hocam f0 da zaten eksi 3'tür. Bundan bunu çıkarırsam 2'nin ta kendisini bulurum. 2 de bana cevabı verir. Tamam gençler geldik artık kaçıncı soruya? 35. Ya saati de kontrol ettim bir yandan. Grafiği orijine göre simetrik olan, orijine göre simetrikse gençler bizim fonksiyonumuz tek fonksiyondur. Bir f fonksiyonu A'dan reel sayılara tanımlanmış ve tanım kümesi bu şekilde verilmiş. Yani öyle değil, şöyle. Tanım kümesi buymuş. Ve f(x)'in kuralı da buymuş. f(b) kaçtır diye soru. A ile B'yi bulabilir miyim? Bulurum. Şöyle budur. Ama şimdi tek ve çift fonksiyonların tanım kümeleri simetriktir. Yani eksi 7'den başladıysam 7'ye kadar gidebilirim. Eksi beşten başladıysam 5'e kadar gider bunun tanım kümesi. Simetrik aralık olmalıdır tanım kümeleri. Çünkü hani orijine göre simetrik ve y eksenine göre simetrik diyorsak öyle olmalı değil mi? Yani örnek veriyorum bir tek fonksiyon düşünelim. Mesela x küp x küpü özel olarak şu şekilde ben e, yazmışım gibi düşün. Mesela şurası 7 ise şurasını eksi 6 diyemem. O zaman simetrik olmaz. Eksi 7'ye kadar gitmeli ki simetrik olsun. Değil mi? E bundan kaynaklı da benim e, tanım kümem simetrik olmadı. Yani 3a dediğim sayı şunun eksilisi olmalı. 3a eşittir eksi 10 eksi 2a. Bunu bu tarafa salla. 5a eksi 10 olur. A ise buradan eksi 2 gelir. Güzel. A'nın eksi 2 olduğunu bulduk. Artık fx fonksiyonumuz. Eksi 2x. Şimdi bu tek fonksiyondu. x üzeri 1 okey. Ama sabit terim olmamalı tek fonksiyonlarda. O halde b'de 4'müş. Eksi 2x artı 0. Ve b'de 4. Bizden istenen fb. Yani f4 istenmiş. O zaman kuralda yerine yazarsam. Eksi 2 kere 4. Cevap eksi 8'i verir. Yani cevabımız D şıkkı olur sevgili arkadaşlar. 35. sorumuzun cevabı da D idi dedik. Şimdi 36 için sağ üst tarafa geçiyoruz. Grafiği diyor. Orijine göre simetrik. Baş kat sayısı da 1 olan. Ee, bir y fx fonksiyonu gerçel sayılarda tanımlı. fx eşittir 0'ı sağlayan x değerleri tam sayı olduğuna göre f3 kaçtır? Şimdi orijine göre simetrikse şu kök yani Şöyle göstereyim şuradaki kökümüz Şuradaki kökün eksilisi olmak zorunda Aynı şekilde buradaki kökte Buradaki kökün eksilisi olmak zorunda O halde ben 2a-3'ü neye eşitleyeceğim Şurada eksi 4a'ya eşitleyeceğim e Bu da hocam 6a eşittir 3'ü verir ve A'nın da burada 1 bölü 2 olması gerektiğini anlarım A 1 bölü 2 ise Yaz yerine şurada 2 kere 1 bölü 2 1 3 çıkardım Burası eksi 2 olur O halde burası artı 2 olur e burası eksi 2 burası 2 ve bütün kökler tam sayıysa buranın eksi 1 olmaktan ve buranın 1 olmaktan başka çaresi yoktur. Diğer köküm de zaten 0'dır. 0 sıfır kökünü unutmayın. 0 kökünü unutursanız soruyu asla çözemezsiniz. Sonuç olarak burada da x ekseninden geçmiş fonksiyonumuz. Şimdi diyor ki fx eşittir 0 denklemini sağlayan x değerleri tam sayı oluyor. f3 kaçtır? Ben fonksiyonel elde edeceğim. Benim fonksiyonumun eksi 2 de bir kökü varsa fonksiyonumun eksi 2 de bir kökü varsa Başka sayısı da 1'di zaten. x artı 2 diye bir çarpanı olmak zorunda. Eksi 1 diye bir kökü varsa x artı 1. X diye bir kökü, 0 diye bir kökü varsa x diye bir çarpanı. 1 diye bir kökü varsa x eksi 1 diye bir çarpan. Ve 2 diye bir kökü varsa x eksi 2 diye bir çarpanı olmak zorunda. Çünkü mesela ben bunu 0 eşitlersem bunların alayı 0 olacaktır. Ve bunları sıfırlayan değerler eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2'dir. Bundan kaynaklı biz çarpanları bu şekilde ayarladık ve yazdık. Benden f3 üstlendiğine göre artık yazabilirim. Çünkü başka sayısı da 1 dediği için hani buraya k falan yazmamız gerekmiyor. Yok, yazman gerekmiyor çünkü katsayı 1 zaten. f3 ne olur? 3'e 2 ekledim 5, 3'e 1 ekledim 4. Buraya yazdım 3. Burası oldu 2, burası oldu 1. 5 4 3 2 1'in çarpımı 5 yendir ki bu da 120'nin ta kendileridir. O halde cevabımız da D şıkkı olacaktır. 36'yı da çözdük. Cevaba D dedik. Geldik 37'ye. Şimdi diyor ki f fonksiyonu a kümesinden reel sayılara tanımlı. Ee, x küp artı x kare eksi x eksi 1 bölü x kare artı x demiş. Buna göre a kümesi yani tanım kümesinden bahsediyor. Bunlardan hangilerine eşit olursa f fonksiyonu tek fonksiyon olur demiş. Tek fonksiyon. Abi yani güzel. Şimdi şöyle bir durum var. Benim abi paydama baktığım zaman payda kısmına x kare artı x var ya ben bunu x parantezinde x artı 1 diye yazabilirim. Şimdi tanım kümemde kesinlikle sıfır olmayacak. Ve kesinlikle eksi 1 de olmayacak. Yani ben a kümesi için şunu söyleyebilirim. A kümesi için tüm reel sayılardan sıfırı ve eksi 1'i çıkarmam gerekiyor. Bu net. O yüzden hani sıfırı kesinlikle çıkarmam gerekiyorsa 1'i zaten ederim. O sıfırı çıkarmamış. Şimdi 3'e geldim 3 olabiliyor ha. Yani şu kümeyi şu an kapatırsam 3 de olur. Lakin ama fakat bak iyi dinle. Ben az önce şu soruyu çözerken sana net bir şekilde bu uyarı yapmıştım. Fonksiyon tekse dedim. Böyle simetrik aralıklar olmalı dedim. Yani benim 37. sorumdaki tanım kümem olan A'nın içerisinde eksi 1 yoksa de eşi yok. 1 de olmamalı. 0, sıfır, 0'ın zaten simetriyi kendisi zaten hani. 0'a göre simetri alıyoruz ya. 0 zaten ayna. O halde gençler ben kümeyi artık bu şekilde kapatırım. Yani 3 de olamazmış. Cevabımız yalnız 2'ymiş. Doğru cevap 5 hakkında verilmiş dedik. Ve böylelikle 260. sayfayı da bitirdik. Şimdi geldik 261'e 38. ÖSYM e bakıştayız. Parçalı bir f fonksiyonu fx eşittir bu şekilde verilmiş. İşte parçalanma noktası da 2. Şimdi buna göre diyor şunun değeri kaçtır? Şimdi biz ne yapacağız? İçeriden başlayacağız. Yani F1'i bilmeden dışarıdaki f'yi hesaplayamayız. Önce F1'i hesaplayalım sonra F0'ı hesaplayalım. 1 ve 0 ikisi de burada. O halde 1'i burada yerine yazarsam 2 gelir. Bak burası 2'ymiş. 2 kere 2'den de bu kısım 4 yapar. f 0da da şurada yerine yazılınca 0 artı 1'den 1 gelir. 4'ten 1'i çıkardın 3 geldi. Yani içerisi 3'müş. Artık senin neyi bulman gerekiyor? F3'ü. E 3ü nerede bakacaksın? Burada. 3'ün karesi 9. 1 ekledim 10. Cevap C idi. Geçtik diğer soruya. 39. Gerçel sayılar kümesinde e, tanımlı doğrusal f ve g fonksiyonlarımız var. Ve bu yardımla hx fonksiyonu elde edilmiş bak. x'ler birden büyükken f artı gx, x'ler birden küçükken de f eksi gx olarak düşüneceksin bunu. Bu fonksiyon tanımlanmış. Şimdi h3 g3'e h0 f0'a h4 h2'ye eşitmiş. Buna göre fm eksi 2 gm eşit 0 eşittiğini. Yani aslına bakarsan fm'nin 2 çarpı gm eşit olduğunu sağlayan m sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi düşünelim. Düşünelim. Öncelikle h3 dediğim fonksiyon şurada 3 yerine yazılarak elde edilir ki 3 birden daha büyük olduğu için 3'ü ben şurada yerine yazarım. Böylelikle f3 artı g3 gelir. Tamam mı? f3 artı g3. Bu neye eşitmiş? G3'e. G3. Her iki tarafta G3 var mı? Var. O zaman ben birini sağ tarafa atarsam F3 ne gelir? F3 hocam 0 gelir. Bu cepte. Bir de şuradan H0'a bakalım. Ben burada 0'ı yerine yazarsam 0 birden daha küçük veya eşit olduğu için 0'ı şurada yerine yazmam gerekiyor. Bu da bana F0 artı G0'ı veriyormuş. E bu da neye eşitmiş? F0'a. Her iki taraftaki F0'ları götürürsem G0 bu sefer 0 olur. Şimdi bak elimde benim iki tane Eşitlik var. F3 sıfıra eşit. G0 da sıfıra eşit. Şimdi bunlar doğrusal fonksiyonlar ya. Birinci dereceden. O zaman Fx fonksiyonunu tahmin etmek zor değil. Fx fonksiyonuna ben e, A'yı hiç kullanmadık değil mi? A diyelim. A çarpı x eksi 3 olur. Çünkü F3 sıfırmış. Gx fonksiyonu da ne olur? Bx olur. Çünkü G0 sıfırmış. Yanında herhangi bir sabiti mabiti olmaz. Fx ve Gx'i aşağı yukarı bu şekilde tahmin ettik. Peki A ile B'yi nereden bulurum? İşte onda da şundan yararlanacağız. H4, H2'ye eşitmiş. 4'ü yerine yazarsam 4 burada. O halde şunu yerine yazacağız. F4 e, artı G4 eşittir diyorum. H2, e, 2 nerede? O da burada. Demek ki o da F2 artı G2'yi verecek bize. Şimdi yerlerine tek tek yazarsak mesela F4... Şurada 4'ü yerine yaz A gelir. G4 e hocam o da 4B gelir. Eşittir F2. 2'yi şurada yerine yazarsam eksi A olur. 2'yi burada yerine yazarsam 2B olur. 2B'yi bu tarafa gönderirsem 2B. A'yı bu tarafa gönderirsem eşittir eksi 2A olur. Yani A B'nin eksilisiymiş. Tamam mı? bak bunu bulduk. A B'nin eksilisi. Peki. FM eşittir 2GM demiş ya. FM nedir abi? Fm şurada yerine yazarsan x gördüğün yere m yazarsan a çarpı m eksi 3'tür eşit olmasını istiyor. Neye? 2 çarpı şurada x gördüğün yere m yaz b çarpı m'ye eşit olmasını istiyor. İçeri dağıtırsak a çarpı m eksi 3a eşittir. 2 çarpı b çarpı m. Şimdi b neydi? a'nın eksilisiydi. O halde şurada ben b gördüğüm yere eksi a yazacak olursam eksi 2 çarpı a çarpı m eşittir a çarpı m eksi 3 a yazdım. Her iki taraftaki a'ların tamamında a olduğunu görüyoruz. A'ların alayını götür. Şuradaki eksi 2 m'yi bu tarafa eksi 3'ü bu tarafa atarsan 3 m eşittir 3 olur. m de buradan 1 gelir. m'yi bulduk neyi sormuş bize? m'yi şöyle işaretleyelim. Bizden zaten m sayısı kaçtır diye soruluyordu. Doğru cevabımız 1 olacaktı sevgili arkadaşlar geldik 40'a. M pozitif gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde M'ye N noktasından geçen mutlak değerli fonksiyon ailesi. Yani e, bu fonksiyonların tamamı x gördüğün yere M yazınca N'den geçer diyor. Bunu sağlıyormuş arkadaşlar. Peki M N'den daha büyük olduğu verilmiş. f1a f3a'ya eşitliğini sağlayan a'nın alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Peki düşünelim. Şimdi öncelikle e, iyi dinle beni. M için N'den geçmiyor mu? O zaman ben X gördüğüm yere bu ailede M yazarım ve N'ye eşitliğini sağlar. Tamam? Bunu yaparız. Peki ne gelir? Şimdi hocam öncelikle e, ben burada X gördüğüm yere e, artık M yazacağım. O kesin. F M M yani şu. M çarpı M eksi N yapar mutlak değeri ve bu da M için N'den geçtiğine göre N'ye eşit olacaktır. M'nin N'den büyük olduğunu vermiş. Buradaki mutlaktan kurtulmamız isteniyor. Nasıl kurtarırız? M N'den büyükse olduğu gibi çıkar. Yani M parantezinde M eksi N eşittir N olur. Buradan M kare eksi M N eşittir N'yi verir. Buradan M kare eşittir M N artı N dersem sağ tarafı N parantezin aldığım takdirde M kare eşittir N parantezinde M artı 1'i buluruz. Ve N sayısı bize neyi verir? M kare bölü M artı 1'in ta kendisini verir. Bak M'yi N'yi M cinsinden buldum. Peki şimdi şunu sağlayan A'lar isteniyor ya. Bunu sağlattıralım o zaman. F 1 A. Hocam bu nedir? İşte hocam M gördüm yere 1 yazacağım. Yazalım. Şurada 1 yazarsam 1 olur zaten. Mutlak değer 1 Bak x gördüğüm yere de pardon x gördüğüm yere a yazıyorum. a eksi n. n neydi? m kare bölü m artı 1'di. E, m neydi? Hocam o da 1'di. O zaman yerine yaz 1 bölü 2 gelir. a eksi 1 bölü 2'nin mutlak değeri. Eşit olsun istiyor. Neye? f 3 a'ya. f 3 a. Bak m gördüğüm yere 3 yazacağım bunu sakın unutma. 3 çarpı mutlak değer a eksi Şimdi n neydi? n yazacağım ya. n, m kare bölü m artı 1'de. 3'ü yazarsam m gördüğüm yere 9 bölü 4 gelir. Demek ki a eksi 9 bölü 4'e eşit olacak. Güzel. Şimdi bu kısımda 3'ü içeri alabiliriz. Böylelikle a eksi 1 bölü 2'nin mutlak değeri 3a eksi 27 bölü 4'ün mutlak değerine eşit olur. Bu durumda da denklem çözeceğim. a eksi 1 bölü 2 ya 3a eksi 27 bölü 4'tür ya da onu da şuraya çözelim. A eksi 1 bölü 2. 27 bölü 4 eksi 3 A'dır. Şimdi A'yı bu tarafa gönderirsem 2 A. Eksi 27 bölü 4'ü bu tarafa alırsam 27 bölü 4 olarak geçer. E bu da 2 bölü 4'tü zaten. 27 bölü 4'ten 2 bölü 4'ü çıkarırsam 25 bölü 4 gelir. Her iki tarafı 2'ye bölersem A sayısı 25 bölü 8'in ta kendisi gelir. 25 bölü 8'i bulduk. Güzel. Şimdi geldim şuna. Eksi 3 A'yı buraya aldım. 4 A. Eksi 1 bölü 2, 2 bölü 4 olarak karşı tarafa alırsam o da bana 29 bölü 4'ü verir. Her iki tarafı 4'e bölersem A 29 bölü 16 olur. Şunu da 50 bölü 16 diye yazalım mı? 28, 25 bölü 8'i yazalım. İşte A'nın alabileceği değerler birisi 50 bölü 16, diğeri 29 bölü 16 toplarsam 79 bölü 16'yı elde etmiş olurum. Evet, biraz zor bir soruydu. Haklısın. Ee, ama zorunu da çözmek gerekiyor biliyorsun. ÖSYM'de bu kadar zoru çıkar mı? Çıkmaz. Yani 2-2-4. Ama bu kadar zorunu da görmen gerekiyor. Karşına ne çıkacağı belli değil. 41. Peki. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları bu şekilde verilmiş. İkisi de parçalı tanımlı. İkisinin parçalı noktası 0. F bileşke G, G bileşke F'e eşitliği sağlandığına göre A kere B kaçtır? Şimdi İkisinin de kritik noktası eşit olduğuna göre e, işim kolay. Şöyle diyeceğim. F bileşke G'de bak sıfırdan büyükse bunu, burada sıfırdan büyükse bunu kullanacaktım. Sıfırdan küçük veya eşitse bunu ve bunu kullanacağım. Doğru mu? O halde ben diyorum ki F bileşke G için konuşuyorum. F bileşke G. F'in içine G yaz diyor. Şimdi sıfırdan büyükse şunun içine şunu yazarsam ne gelir? A parantezinde 4x artı 1 artı bir de 2 gelir. Aynısını yazdım. A parantezinde 4x artı 1 artı 2. Peki şunun içine şunu yazarsam? 2 parantezinde 3x-3 artı b olur. Onu da yazalım. 2 parantezinde 3x-3 artı b dedim. Şimdi sıfırdan büyükse bu, sıfırdan küçük veya eşitse bu. Peki g bileşke f. Onda ne yapacağım? Onda da g'nin içine f'i yazacağım. Yani şöyle hemen şunları bak temizleyeyim ben sana. Şöyle. Şunun içine şunu yaz. Yani 2 değil 4 parantezinde. 4 parantezinde ax artı 2 artı 1 oldu ve x sıfırdan büyük dedik. x sıfırdan küçük veya eşitse de şunun içine şunu yazacağım. Yani 3 parantezinde 2x artı b eksi 3 diyeceğim. Şimdi tabi haliyle F, ile F bileşke G ve G bileşke F birbirine eşitse şununla şunu ve bununla da bunu birbirine eşitlemem gerekiyor. O eşitliği de aşağıda gösterelim. A'yı içeri dağıtıyorum. 4AX artı A artı 2 eşittir. 4'ü içeri dağıtıyorum. 4AX artı 8 artı 1'den 9 gelir. Şimdi 4AX'ler gitti. A artı 2 ise A7'dir. A'yı buldum. A kere B sorulmuştu. A 7 iken 7 çarpı dedim. Şimdi B'yi bulacağım. Şununla da şu birbirine eşit olacak. 6x eksi 6 artı B. Dağıttım 2'yi içeri. Şimdi 3'ü dağıtıyorum. 6x artı 3B eksi 3 dedim. Burada 6x'ler gitti. B'yi bu tarafa gönderdim. 2B. Eksi 3'ü diğer tarafa davet ettim. Ne oldu? Artı 3 diye geçti ve eksi 3 oldu. B kaçmış? Hocam eksi 3 bölü 2'ymiş. Burası da eksi 3 bölü 2 ise çarparsam eksi 21 bölü 2 bana cevabı verir. Doğru cevap A şıkkıydı. 42. Şu e, işaret bileşke sembolü olmak üzere. Fx eşittir 2x 86 6 doğrusal fonksiyonu verilmiş. Ve x eşittir 1 için şu kutucuklara bu sembollerden hangileri gelirse işlemin sonucunun mutlak değeri bir rakam olur diye sorulmuş. Şimdi zorundan başlayalım. Mesela iki tane bileşke olanlardan şundan başlayalım. Burası bileşke burası eksi, burası bileşke olursa yani şundan bahsediyor. F bileşke F1 bunu yazacaksın. Değil mi? Ee, bir de şurada eksi F bileşke F1'e bakacaksın diyor. Şimdi F1 yerine yazarsan eksi 4 gelir. F eksi 4 yerine yazarsan eksi 14 gelir. Aynı şey burası için de geçerli. Eksi 14'ten eksi 14'ü çıkarsam 0 olur. Bunun mutlak değeri de 0'dır ve bir rakamdır. Bak bu oldu. Tamam bu oldu. Geldim. Geldim nereye? İkinciye bakalım. Onda da iki tane bileşke var. Bileşke, bileşke ve artı dedim. Bu da F bileşke, F bileşke, F1 artı F1'den bahsediyor. Şimdi şu kısma kadar eksi 14'tü zaten. 10, eksi 14'ü burada yerine yazarsam eksi 28 eksi 6'dan eksi 34 gelir. Eksi 34'ü eksi 4 e eklersem eksi 38 gelir ki bunun mutlak değeri 38'dir. Rakam değildir. Bu gitti. 2 olanları eleyebilirsin. Şimdi bir de 1'e bakalım. Birinci de de artı eksi ve bileşke var. Şimdi artı eksi bileşke. Yani bu ne demek? F1 artı F1 eksi F bileşke F1'den bahsediyoruz aslına bakarsan. F1 eksi 4'tü. E burası da eksi 4. Önünde de eksi var. Şurası neydi? Eksi 14'tü değil mi? Eksi 4 eksi 4 daha 8, eksi 8. Eksi artı yapar. Artı 14. 14'ten 8 çıktı. 6. 6'nın mutlak değeri 6'dır ve bir rakamdır. Yani cevabımız neymiş? D şıkkı 1 ve 3 olacakmış. Şimdi gençler 261'i de bitirdik artık. Neredeyiz? 262'de. 43. ÖSYM bakıştayız. Hadi bakalım beraber. fx ve gx'i mutlak değerli fonksiyonlar olarak x eksi 4'ün mutlak değeri ve x artı 4'ün mutlak değeri olarak sırasıyla vermiş. fx artı 11 gx eksi 1 ise F x artı 11 nedir? X gördüğün yere x artı 11 yazarsın. X artı 11'den 4 çıkarsa mutlak değer x artı 7 gelir. Sonra geldim gx artı 4'e gx eksi 1'e bakacağım. Gx eksi 1. X gördüğün yere x eksi 1 yazarsan x eksi 1 artı 4'ten x artı 3 gelir. Bu ikisi birbirine eşit olacakmış. Bunu sağlayan x kaçtır? Hadi gelin bir de bunu şöyle atraksiyonunu çözelim. Şu mutlak değerde x'in eksi 7'ye olan uzaklığıydı. Şu da mutlak değerde x'in eksi olan uzaklığıydı. İkisi birbirine eşitse eksi 7'ye ve eksi 3'te eşit mesafede bulunan sayı tam ortadaki sayıdır. Toplayıp ikiye bölersen eksi 5 olduğunu bulursun. Cevabımız C şıkkı olur. Geldik 44'e. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu bu şekilde verilmiş. f fonksiyonunun görüntü kümesinin en büyük elemanı a olduğuna göre mutlak değer fx eşittir a'yı sağlayan kaç tane x değeri vardır? Bunun en küçük değerini bulmak için şuranın en küçük değerini buraya yazmam gerekiyor ki mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. 6'dan 0'ı çıkaracak olursam en büyük bir elemanı bulmak için özür dilerim. 6'dan 0 çıkarsa 6 olur. Bu fx'in maksimum değeridir. Ve bu a'ya eşitmiş. a eşittir 6. O zaman fx'in mutlak değeri mutlak değer içerisinde 6 eksi mutlak değer x eksi 4 yapmaz mı? Şu şekilde. Bu da 6'ya eşitse artık benim bunu düşünmem gerekiyor. Tamam. Böylelikle ya şu mutlak değerli ifade x eksi 4'ün mutlak değeri 0 olur. Çünkü 6'dan 0 çıkarsa mutlak değeri 6 olur. Ya da 12 olur. Yani x eksi 4'ün mutlak değeri 12 olmalı ki 6'dan 12 çıkarsa eksi 6 mutlak değeri 6 olsun. x eksi 4 0 ise x'in alabileceği tek değer vardır. O da 4'tür. x eksi 4'ün mutlak değeri 12 ise x burada ya 16'dır ya da eksi 8'dir. Böylelikle x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuştu. Doğru cevap B şıkkındaki 3'tü. 45 Diyor ki, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu x'ler 2'den büyük veya eşitken bu, x'ler 2'den küçükken bu şekilde tanımlanmış. f fonksiyonunun diyor görüntü kümesi A olduğuna göre A'nın tümleyen kümesi hangisidir diye soruluyor. Şimdi görüntü kümesine bakacağız. Bir kere 2'den büyük veya eşitse 2'ye eşit olduğu an buranın alabileceği en küçük değer 0'dır. Sonra 0'dan büyük bütün değerleri alır burası. Mutlak değerli olduğu için. O halde şu kısım için bizim görüntü kümemiz 0'dan sonsuza olacak. Şurası için de x'ler 2'den küçükken bunu yap diyor ya. 2'ye eşit olursa zaten burası eksi 2 olur ama eksi 2'yi alamaz. Alabileceği maksimum değer eksi 2'dir. En küçük değer de eksi sonsuzdur. Şimdi benim tanım kümem olan a 0'dan sonsuza birleşim Eksi sonsuzdan eksi 2'ye. Ama bunun tümleyeni istenmiş benden. Tümleyeni isteniyorsa şimdi şöyle düşün. Şöyle düşün. Sayı doğrusu. Şura eksi 2. Şura 0. Sıfır. Şimdi sıfırdan sonsuza diyor. Ama burası şöyle değil mi? Bunun tümleyen kümesi şu arası olacaktır. Yani tümleyen kümesinin içerisinde eksi 2 var. Sıfıra kadar ama sıfır yok. Çünkü sıfır sağlayan kümenin içerisindeydi. Tümleyenin içerisinde olamaz. Cevabımız bu. Yani E şıkkı olur. Geldik efendim 46'ya. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesinde tanımlı bir F fonksiyonu var. Şimdi F 2 bölü x artı m. x bölü 2 artı m'ye eşitmiş. F'in tersinde 7 bölü 3 5 olduğuna göre m tam sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi düşünelim. F'in tersinde 7 bölü 3 5 ise F'in düzünde 5 7 bölü 3'tür. Doğru mudur? Doğru. Peki ben şu kısmı bu kısmı 5'e eşitlemeye kalkarsam bu ne anlama gelir? 2 bölü x artı m'yi ben 5'e eşitlersem 2 bölü x 5 eksi m'ye eşit olur. Buradan tepe taklak yaparsam x bölü 2 x bölü 2 1 bölü 5 eksi m olur. 2'yi alıp şuraya atarsam x ne olur? x 2 bölü 5 eksi m olur. Demek ki ben x gördüğüm yere 2 bölü 5 eksi m yazınca 2 bölü 5 eksi m yazınca şurası 5 oluyormuş. Yani f5 elde ediliyormuş. Karşı tarafta da x gördüğüm yere 2 bölü 5 eksi m yazarsam bunu bir de 2'ye böldüğüm zaman 1 bölü 5 eksi m gelir. Artı bir de m'miz olur. Ve bu da kaça eşitmiş? 7 bölü 3'e. 7 bölü 3 dedik. Peki. Şimdi ben bu kısımda şunu da şunu genişletecek olursam. 5m eksi m kare artı 1 şunu ekledim. Bölü 5 eksi m yazdım. Eşittir 7 bölü 3 oldu. Bir içler dışlar çarpımı alırsam. 15m eksi 3m kare artı 3 Eşittir ne olur? 35 eksi 7m olur. Şimdi sen onu görmedin. Ben sana orayı düzeltip yazacağım. Birazcık bekler misin? Rica ediyorum. Evet şimdi onu sana şuraya taşıyacağım. Güzel. Şimdi bu eşitliği elde ettik. Tamam. Hepsini bir tarafa toplayalım. Yani hepsini sağ tarafa al mesela. Hepsini sağ tarafa alırsan 3m kare artı olarak geçer karşıya. E, artı 15m'yi karşıya atarsam eksi 22m yapar. 3'ü de karşıya atarsam artı 32 gelir. Değil mi? Eşittir 0 dedim. Buradan 3M'ye M diye açtım bu kısmı. 3M'ye M diye açtım. Eğer ki ben şu kısmı 2 diye açarsam eksi 2 diye. Burayı da eksi 16 yazarsam bak çarp 32. Şöyle çarp eksi 6 m böyle çarp eksi 16 m topla eksi 22 m yapar ki o zaman m buradan ya 16 bölü 3'tür ya da 2'dir. Şimdi M tam sayısı sorulmuştu. M2 geldiğine göre abi tam sayı olarak cevap 2'dir. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiştir. Geldik 47'ye. Bunun diyor tersi de bir fonksiyon olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş. Tam sayılardan tam sayılara tanımlıymış. Tersinin de bir fonksiyon olduğu belirtilmiş. Düşünelim. Düşünelim. Şimdi hocam burada F fonksiyonunun tersi de bir e, fonksiyonsa eğer bu fonksiyonun birebir ve örten olması gerekiyor. Tam sayılardan tam sayılara tanımlıysa bütün tam sayı değerlerini de aldırabilmemiz gerekiyor bizim bu fonksiyona. Bütün tam sayı değerlerini nasıl alır peki? X'in kat sayısını 1 yaparak. Şimdi şu an X'in kat sayısı nedir diye bir soru sorduğum takdirde de sen 4A artı 1 diyemezsin. 4A artı 1 bölü 5A eksi 2 dersin. Yani 4A artı 1 bölü 5A eksi 2 1'e eşit olmalı. Yani 4A artı 1 5A eksi 2'ye eşit olmalı. Yani A 3'e eşit olmalı. Peki artık ben fonksiyonda bana verilen kuralda A gördüğüm yere 3 yazarsam fonksiyon ortaya çıkar mı? Tabii ki de çıkar. A gördüğüm yere 3 yazarsam şurası 13 gelir. 13 x Şurada yerine yazarsam 3'ü 9 artı 3 12 bir daha 13 yapar. Bölü 5 kere 3 15 2 çıkardın 13 gelir. Ve sen 13 ile sadeleştirirsen fonksiyonun aslına bakarsan x artı 1 olması gerektiğini öğrenirsin. A'ya 3 bulmuştuk bizden f3 istenmiş gençler. F3 de şurada yerine yazılırsa 4 gelir. Doğru cevabımız da B şıkkı olur. Evet 47'yi de bitirdik seninle birlikte. Cevaba B dedik ve geldik 48'e. Şimdi bu tarz sorularda şu şekilde verildiyse bu tarz sorularda fonksiyonu tanımsız yapan e, tanım kümesindeki değerin n olduğunu düşünürsün. Burada da kaçmış m geliyor değil mi paydayı sıfır yapan değer. Demek ki paydayı sıfırlayan değer n yani tanımsız yapan değer n olarak verilmiş. Sen de m buluyorsan demek ki m ile n birbirine bir kere eşit bu cepte. Fonksiyonun tersini de tanımsız yapan değer enmiş. Hadi gelin bir fonksiyonun tersini bir bulalım sizden. Nasıl yapıyorduk abi fonksiyonun tersini? 2 ile eksi m'yi yer değiştiriyordun ve işaret değiştiriyordun. Yani mx eksi 1 bölü x eksi 2. x eksi 2. Bak bu da fonksiyonun tersi. Peki bunu tanımsız yapan değer 2 değil mi? burada da ne olarak verilmiş. Demek ki n 2'ymiş. O zaman m de 2'dir. Değil mi? 2 kere 2 sorulmuş. Doğru cevabımız 4. Yani cevap c, c şıkkında verilmiş. 262'yi de çözdük artık. Ee, bu sayfayı da bitirdik. Geçiyoruz 49. soru için e, 263. sayfamıza. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesine tanımlı olan bir f fonksiyonu birebir ve örtendir. Yani tersi de bir fonksiyondur deniliyor. Ve f'a f'in tersinde a'ya eşitmiş. A gerçel sayısı kaçtır diye de bana sorulmuş. Şimdi düşünelim. Düşünelim fonksiyonun kendisiyle yani a'nın f altındaki görüntüsüyle a'nın tersi altındaki görüntüsü birbirine eşitmiş. O halde ben şöyle bir şey desem acaba nasıl olur? Bu fonksiyonda f f'in tersinde a'ya eşitse eğer f'in tersinde a'ya eşitse o halde burada şunu yapmam gerekiyor benim. Mesela a yerine yazdığın takdirde a küp artı a eksi 1 bölü a geliyor ya bu f a değil mi? Bu f a. Peki tersinde de a buna eşit olacaksa. Tersinde de a buna eşit olacaksa. Şöyle bir düşünce içerisine girelim o halde biz. Diyorum ki hocam <laughs> şu x eksenim şu y eksenim olsun. Fonksiyonun tersi Y eşittir x doğrusuna göre simetriyidir. Şimdi düzünde de tersinde de görüntüsü aynıysa bunun nerede olması gerekiyor? Y eşittir x'in üzerinde. Yani a için fonksiyonun a'dan geçmesi gerekiyor. Tersi için f'in tersinde a da a'dan geçer diyeceğim o zaman. Yani ben şunu f'a olarak buldum ya bu f'a'yı benim a'ya eşitlemem gerekiyor o halde. O zaman şunu şu tarafa fırlat a küp artı a eksi 1 a kare gelir. Hadi gel ee, şunu şu tarafa atalım. a küp artı a eşittir. a kare artı 1 olacaktır. Sol tarafı a parantezini alarak a kare artı 1'i elde edebilirsin. Sağ tarafta da a kare artı 1'imiz mevcut. Bu durumda şurasının sıfır ve burasının sıfır olma, olabilitesi yok. Bunlar birbirini götürürse burada 1 kalır. a kaçmış gençler? 1'in ta kendisi. Yani cevabımız A şıkkı olarak verilmiş. Geldik 50'ye. Doğrusal bir fonksiyonmuş. Ve her x reel sayısı için bu sağlanıyormuş. F'in tersinde 4 kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi düşünelim. Düşünelim. Ben burada x'i 1 seçersem eğer. Yani şurada 1'i yerine yazarsam. F içerisinde f'in tersinde 2'yi elde etmiş olurum eşittir. X gördüğümüz yere 1 yazdığımız için burası artık F1 bölü 2 artı 1'i bize verir. X gördüğüm yere 1 yazdım. Peki F içinde F'in tersinde 2 kaçtır? Tabii ki de 2'dir. O halde 2 eşittir. F1 bölü 2 artı 1 dersem. Burada F1 bölü 2 1'i verecektir. F1 de tabii ki bana 2'nin ta kendisini verir artık. F1'in 2 olması gerektiğini anladık gençler. F1 2'ymiş. Peki. F1'in 2 olduğunu biliyoruz da. Acaba. Acaba. Ee, ben. F0 hakkında bir bilgi elde edebilir miyim? F0 derken o nereden geldi hocam? Çünkü hani. F'in tersinde 2'yi falan ben şu an elde edemediğim için. E, haliyle şu içerideki F'in tersinde 2'yi benim yok etmem gerekiyor. Bak az önce de buna çalıştım. Yani f'in tersinde 2'yi ekart ettim orada. Gitti abi. O zaman bir daha götürebilmek için x gördüğüm yere 0 yazabilirim. 0 kere bu 0 yapar çünkü. 0 yazdığım zaman da yani x gördüğüm yere 0 yazarsam f 0 gelir bu sefer. Eşittir. E f1, e f1'in ben 2 olduğunu biliyorum. 2 bölü 2 1 gelir ve 1 artı x elde et. 1 artı 0 elde etmiş olurum. x gördüğüm yere 0 yazmıştım. Yani F0 kaçmış? Hocam 1. Peki F1 kaçtı? Hocam 2 idi. Şimdi kaç artmış? Bak burası 1 artınca burası da 1 mi artmış? Evet o zaman Fx dediğim fonksiyon eğimi 1'dir. Yani x de başlar. E 0 yazınca 1'den geçiyorsa x artı 1'dir artık o fonksiyon. Tamam bak 1 yaz 2'den geçer. 0 yaz 1'den geçer. E şimdi ben f'in tersinde 4'e m dersem o zaman f m'nin de 4 olması gerekiyor değil mi? Yazdım f m eşittir m artı 1. E bunu da 4 gelmesini istiyorsam m burada 3'ün ta kendisidir. Yani f 3 4'müş. O zaman f'in tersinde 4. Tabii ki de 3'tür. Yani cevabımız b şıkkıdır diyebiliriz. Evet 50'yi de çözdük. Sıra 51'de. Tersi de bir fonksiyon olan f. Buradan buraya tanımlanmış arkadaşlar. A, B, C, D'nin toplamı istenmiş. Düşünelim. Şimdi öncelikle. Öncelikle. <laughs> ben bu fonksiyonun şurası için herhangi bir <laughs> engel görmüyorum. <laughs> Orayı tanımsız yapan bir x değeri olamaz zaten. Ama şurayı tanımsız yapan x değerleri vardır. Nedir? Paydayı sıfırlayanlar. Paydanız x kare eksi 1. Ben bu x kare eksi 1'i sıfıra eşitlersem. X ya 1 olur ya da eksi 1 olur. Benim tanım kümemde bu elemanların bulunmaması gerekiyor. O halde A ve B'den bir tanesi eksi 1'dir. Öteki de 1'dir. Ve böyle A ile, böylelikle A ile B'nin toplamı da 1'i 1 bir, öteki eksi 1 olduğu için zaten 0'dır. Bunlar gitti. Şimdi F'in tersine baktığım zaman da F'in tersine bakınca da Hocam C ve D bu fonksiyonu tanımsız yapıyor. C ve D bunu tanımsız yapıyor. Nasıl düşünmeliyim ben? Yani ne yapabilirim? Beni iyi dinliyorsun. Şu yukarıda şu ikisini ve şu ikisini ayrı ayrı gruplandırıp birini x kare parantezine alıp x artı 1 desem ötekini de eksi parantezine alıp x artı 1 dersem x artı 1'lerin ortak olması gerektiğini görürsün. Daha sonrasında x artı 1 parantezinde x kare eksi 1'in geldiğini görürsün ve paydada da x kare eksi 1'in var olduğunu görüyorsun. Artı bir de x'imiz var. E hocam şununla şu gider mi? Gider. Geriye ne kaldı? x artı 1 artı x. Yani 2x artı 1 kaldı. Şimdi aslına bakarsan fx fonksiyonumuz paydası sadeleştikten sonra bu kalıyor. Şimdi paydasını da kafamıza göre sadeleştirdik ama hala fx fonksiyonunu tanımsız yapan değerler bunlar. Çünkü asıl şekli bu fonksiyonu yani paydası var. Ama paydası sadeleşmiş olsaydı bu gelecekti diyorum. Tamam Yani şu gelecekti. 2x artı 1. Şimdi o zaman ben eksi 1 ile 1'i alamıyordum ya ama şimdi alabiliyorum yeni fonksiyona göre. Eksi 1'i yaz bakayım yerine. 2 kere eksi 1. Eksi 2, 1 ekledim. Eksi 1. Şimdi x, e, bizim f fonksiyonumuzda f'in düzünde. Eksi 1'in görüntüsü f eksi 1 eksi 1 oluyormuş. Peki f 1 kaç oluyor hocam? E, o zaman 3 oluyor yerine yazarsan. Ama şöyle bir durum var. Sen şimdi fonksiyonun düzünde eksi 1 ve 1'i yazamıyorsun ya. O zaman fonksiyonun görüntüsünde de eksi 1 ve 3 olamaz. E şimdi sen fonksiyonu bu kümeden bu kümeye tanımlarken tersini bu kümeden yani sağdaki kümeden soldaki kümeye tanımlamıyor musun? E burada eksi 1 ile 3'ün olmadığını söylüyorsun yani. Eksi 1 ile 3 yoksa burada da eksi 1 ile 3 yoktur. Yani C'den bir tanesi eksi 1'dir öteki de 3'tür. Demek ki eksi 1 ile 3'ü de buraya yazacağım ve bunları toplayacağım ben. Cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Valla 10 numara 5 yıldız anlattım. Sen de inşallah 10 numara 5 yıldız anlamışındır. Güzel soruydu. 51. ÖSYM bakışı çözdük. Cevabına A dedik ve devam ediyorum. 52 ile. M ve N pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir F fonksiyonu. Her X sayısı için. F'in tersinde Burası x'e eşitmiş. O zaman fx fonksiyonunu yani f'in düzünde x'i bulabilir miyiz? Tabii yani bunu buraya bunu buraya alırsam bulurum. N parantezinde m eksi x bölü m olduğunu görebilirsin. Peki f'in tersinde eksi 2 n bölü m'ymiş. O zaman f'in düzünde n bölü m eksi 2'dir. Ve f'in düzünde m bölü n bu da 1'dir. Peki M ile N N'in çarpımı sorulmuş bize. E gel güzel kardeşim biz şunu yapalım önce. Mesela X gördüğün yere N bölü M yazınca eksi 2 geliyormuş ya. Yazalım. F M değil N bölü M eşittir. Şurada X gördüğüm yere yazacağım. N bölü M çarpı şurası. Yani hocam M eksi X'ti ya. Bak N bölü M. Bu ne, ne biçim bir kelimeymiş bu ya. N bölü M. Heh. Çarpı M X. Yani M eksi ne yazıyordum? N bölü M yazıyordum. Allah Allah belanı versin senin gibi kelimenin. Hocam dağıt içeriye. Ne gelir? M'ler gider. Ne gelir. Ve N kare bölü M kare gelir. İşte bu kaçmış? Eksi 2'ymiş. Güzel. Şimdi bunu elde ettim. Bu cepte bir dursun. Bir de şunu yapalım. F M bölü N'ye bakalım bir de. Bunu söylemesi daha kolay ama N bölü M daha zor. F M bölü N eşittir. Şurayı yine yazıyorum. N bölü M'yi <laughs> çarpı M eksi M bölü N yazdım. Tamam mı? Dağıt içeriye ne gelir? M'ler gider yine. N eksi 1 gelir. N eksi 1 neye eşitmiş? Ona değil. Buna. Çünkü f m bölü n 1'di. O zaman bu da 1'dir. Yani n kaçmış? 2. Aa güzel. n 2 ise şurada yerine yazarım. 2 eksi 4 bölü m kare eşittir eksi 2'ymiş derim. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa alırsam 4 bölü m kare eşittir 4 olur. Demek ki m kare 1'miş. Şimdi dur. Yukarı bir çıkalım. M hakkında bir şey söylemiş miydi? Bak söylemiş. M demiş. Pozitif demiş. M pozitifse ben burada m² 1 m kare eşittir 1'i bulduysam m'yi 1 bulurum. M eksi 1 olamaz. Tamam M1'dir. M1 ise N'yi de 4 bulmuştum. 1 kere 4 4'tür bana cevabı verir. Doğru cevap E şıkkındadır sevgili gençler. Ee, N'yi kaç bulmuştum? 2 bulmuştum ben. Yanlışımız var. N 2'ydi, M 1'di. Çarpımları 2 yapar, 4 yapmaz arkadaşlar. 4'ü nereden buldum acaba söyledim ben. Yani hiçbir fikrim yok. Cevap 2 olacaktı. Geldim 53'e. A gerçel sayısı 2'den farklı olmak üzere. A 2'den farklıymış yazalım onu. 2'den farklı. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları şu şekilde verilmişler bize. Bu fonksiyonlar her x gerçel sayısı için bileşkeleri f bileşke g ve g bileşke f birbirine eşitse demiş. f bileşke f bileşke f, bileşke f a kaçtır? Şimdi bulalım bileşkelerin Bak birinde f'in içine g'yi yaz diyor. Yani a çarpı x gördüğün yere g'yi yaz diyor. 2x artı a artı 2. Ötekinde de g'de x gördüğün yere bunu yaz diyor. Yani 2 parantezinde ax artı 2 ve artı a. Şimdi bir dağıtalım bakalım hem a'yı hem 2'yi içeri. 2ax artı a'nın karesi artı 2. Burası da 2ax artı 4 artı a gelir. Her iki tarafta da göründüğü üzere 2ax'lerimiz mevcut. A kare var burada. Artı A'yı sol tarafa fırlattım. 4'ü de bu tarafa aldım. Eksi 2 geldi 0. Şimdi ben A'yı bulurum buradan. A'ya A diye açtım. Eksi 2'ye 1 diye açtım. A bir 2 gelir. Bir de eksi 1 gelir. Yani yalnız ne demişti bize? 2'den farklı demişti. Bu olamaz o zaman. A eksi 1'miş. Yani o zaman f fonksiyonun benim ne olur? Eksi 1 iken. Eksi x artı 2 olur. Bak şurada getirdim yerine yazdım. Şimdi a kaçtı? Eksi 1'di. Benden şu isteniyor. F'in içinde, F'in içinde, F'in içinde eksi 1 isteniyor. Şimdi e, f eksi 1 kaçtır? Yerine yazarsam 3 gelir. F3 kaçtır? Yerine yazarsam eksi 1 gelir. F eksi 1 de zaten 3'tü. Cevabımız 3 olacakmış. Böylelikle 53. sorumuzun cevabına C dedik. Ve gençler diğer sayfamızdayız. 263'te bitirdik. 264'te 54. sorumuza geçmiş bulunuyoruz. Peki ne deriz neler yaparız bu soruyla alakalı bir bakalım. Ben sana diyor hem f artı g'yi verdim hem 2 f eksi g'yi verdim. Bunlar doğrusal. f 2'yi g 2'ye böl demiş. Böleriz. İyi dinle beni. 2'yi şu fonksiyonda yerine yazarsam f2 artı g2'yi bulurum ki 4'müş. Değil mi? Peki 2 f'ten de g'yi çıkarmış. 2'yi yaz yerine. 2 tane f2 eksi g2. Bu da kaçmış? Bu da 4'müş. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplayacak olursam. Toplarsam. 3 tane f2 gelir. G2'ler birbirini götürür. 8 olur. Abi f2 kaçmış? 8 bölü 3'müş. Güzel. E şimdi şu 8 bölü 3 ise şu kaçtır? Değil mi? Ne gelmesi gerekiyor bunun? 8 bölü 3'e ne eklersem 4 olur. Yani 12 bölü 3 olur. Hocam 4 bölü 3. O zaman sen 8 bölü 3'ü 4 bölü 3'e bölersen... ...bölü 3'ler gider 8 bölü 4'ten cevabın 2 gelir. Yani cevabımız C şıkkında verilmiş. 55. Dik koordinat düzleminde. Fx'i G'yi verdim. Bir de sana F'i verdim diyor grafiklerini. Sarı boyalı bölgenin alanı 11'im kareymiş. E şimdi canım benim bak burası 4... Ben şuraya eğer A dersem 4A bölü 2 taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 2A eşittir 10 ise A5'tir. Bak şurası 5'miş. Şurayı sildim. Şu kısım 5'miş arkadaşlar. G4 soruluyor benden. Peki düşünelim şimdi. Neler yapılabilir? Ne yapabiliriz? Bunu düşünelim. Şimdi ben F4'ün açıkçası burada 5'e değil de şurası K ise 5 artı K'ya gittiğini görüyorum. Bak çünkü şurası 5 birim uzunluğunda. Burası da K birim uzunluğundaydı. F4 5 artı K'dır. Peki ben 4'ü şurada yerine yazarsam F4 eksi G4 gelir ki bu da K'ymış. E şimdi ben şurasının 5 artı K olduğunu biliyorum. Bundan G4'ü çıkarınca elimizde sadece K kalıyorsa e G4 kimse kusura bakması da 5'tir. E benden de zaten G4 istenmişti. Cevap 5 olur. Güzel. Şimdi sağ üst taraftayız. 56'dayız. Dik koordinat sisteminde f ile tersi olan f'in tersi doğrusal fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre diyor 2 çarpı f'in tersinde 3 değeri kaçtır? Şimdi bu f bu f'in tersi ise daha önceki soruda da söylemiştim. Bunlar gençler Y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Y eşittir x'e göre simetrik olmak zorundadır. Burasına y eşittir x dedim. E, simetrikse burası 1 ise bak burası yine 1'dir. Burası eksi 3 ise bak burası da eksi 3'tür Çünkü simetrik olacaklar. Şimdi diyor ki f'in tersinde 3'ü bul. f'in tersinde 3'ü bul. Derim ki ben f'in tersi fonksiyonunu e, üretmem gerekiyor. Üretebilirim. Nasıl üreteceğim? Şimdi şuradaki şu açının tanjantına yani karşı bölü komşusuna bakarsan şurası 1 bir birim şurası 3 birim o zaman 1 3 x derim. tamam mı 0 için birden mi geçiyor yaz 0'ı yaz 0'ı ne olur 0 e birden geçmesi için bir de artı 1 lazım Şimdi bana f'in tersinde 3 gerekiyorsa ben x gördüğüm yere 3 yazarım 1 3 üç çarpı 3 artı 1 ne gelir 2 demek ki şurası 2'ymiş 2 i̇ki kere 2 4 yapar bana f4 lazım şimdi f4 lazım F4'ü de bulalım. Bu fonksiyonun tersi. Şunun tersini nasıl alırım? X eksi 1 kere 3. Değil mi? Tersini aldığın zaman. Bu geliyor. E bu da Fx o zaman. Evet. Tam F4 sorulmuştu. Yaz 4 yerine. 3 çarpı 4'ten 1 çıktı. Yani 3 kere 3. Yani cevap 9 olur. 56. sorumuzun cevabı da A şıkkıdır diyebiliriz. Ve artık son sorumuz. 57. Sağlam güzel soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarını tersi olan fonksiyonlar f'in tersi ve g'nin tersidir. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde f eksi f eksi 1 ve g eksi g eksi 1 fonksiyonlarının grafikleri de verilmiş. Grafiklerin y eksenini kestiği noktaların orijine olan uzaklıkları da aynı zamanda birbirine eşitmiş arkadaşlar. G bileşki f'a değeri kaçtır? Şimdi Burada neye dikkat etmem gerekiyor? Öncelikle onu düşünelim. Ben bir fonksiyondan mesela f'den f'in f'den, tersini çıkarırsam sabit bir fonksiyon nasıl elde ederim? Aynı şey g için de geçerli. g'den g'nin tersini çıkarırsam sabit fonksiyon nasıl elde ederim? Benim için önemli olan soru ve cevapları soru bu cevaplarını da verirsek önemli olan cevap da olacak. Bu nasıl mümkün biliyor musun? Bak. fx doğrusalsa mümkün. Çünkü ben fx'i x artı 5 seçersem örnek veriyorum. f'in tersinde x, x eksi 5 olur. Bundan bu çıkarsa 10 gelir. Bak sabit oldu. x'ler gidiyor çünkü. Bu diğer fonksiyonlar için geçerli değil. Tamam. Diğerleri için geçerli değil. Sabit fonksiyon için geçerli olur ama o zaman sabit fonksiyon sıfır fonksiyon olur. O olmaz doğrusal olacak. E güzel şimdi F'den f'in tersi çıkınca negatif kalmış. Mesela böyle değilmiş bu. Negatif olacakmış. O zaman şurası eksili. Şurası artılı olmak zorunda. Ve şuradaki sayının yani sabit terimin mutlak değeri neyse cevap hep onun iki katı olur. Çünkü bundan bunu çıkarıyorum ya iki tane 5 gelir, iki tane 10 gelir, iki tane 20 gelir gibi. o zaman ben bunu şöyle düşüneyim. Diyeyim ki A sayısı A sayısı pozitif bir reel sayı olsun. Pozitif olsun. Şimdi fx fonksiyonunu ben x eksi a olarak ve f'in tersi fonksiyonunu da x artı a olarak bulurum. Eğer çıkarırsam burası bana eksi 2 a'yı verir. Şurası eksi 2 a'ymış. Dikkat et şu iki uzunluk birbirine eşitse burası da bana 2 a'yı vermek zorunda. O zaman gx fonksiyonunu ben x artı a olarak yazarsam g'nin tersini de x eksi a yazmalıymışım ki çıkarınca 2 a'yı versin. He, güzel. Şimdi gel güzel kardeşim. Şu a dediğimiz şeyle bu a aynı değil yalnız haberiniz olsun. Ee, ben o zaman bu a'ları değiştireyim çünkü hoş olmadı onlar. Bize de a demiş çünkü. Bunlara biz m diyelim tamam mı? x eksi m'ye x artı m ye, x artı m'ye x eksi m, x -M burası eksi 2 m burası da artı 2 m olsun. Şuraları da ayları da silelim. Şunları ve şunları da silelim. Şurası eksi 2M olsun. Burası 2M olsun. Güzel. Şimdi G2 lazım bana. G2'yi şurada bulurum ben. G2 hocam nedir biliyor musun? 2 artı M'dir. 2 artı M. Bunu da F'de yerine yaz diyor şurada. E, 2 artı M'den M çıkar diyor. E 2 gelir. E, bu kaça eşitmiş? 2'ye. Güzel. A'yı buldum 2'ymiş. Şimdi F2'yi bul diyor. 2-m yapar. Bunu g'de yerine yazarsam 2-m artı m'den gene 2 gelir. Yani cevap 2'ymiş gençler. Çok güzel çok tarz bir soruydu. Tam ösm mantığıyla hazırlanmış bir soruydu. Aklında bulunsun. Evet. Böylelikle artık ösm bakış kısmını bitirdik. Sırada sml bakış var ve sml bakışta da arkadaşlar toplamda 8 tane sorumuz var fonksiyonlarda. Ki sağlam sorular olduğunu söyleyebilirim. Şu soru çok tatlı bir soru mesela. Altıncı soru. Çok tatlı bir soru. Ee, bu soruları mutlaka kaçırma. Çözümlerini mutlaka izle. Bak, çözümlerini izle diyorum. Soruları çözsem bile çözümlerini izle. Tamam mı? Evet. Artık dersi noktalayalım. Ee, bu dersin sonuna geldik. Umarım keyif almışsındır. Umarım verim almışsındır. Umarım ee, verimi yüksek tutmaya çalıştım açıkçası. Biliyorsunuz ara sıra böyle konuşurdum sizde falan ama direkt olarak sorulara odaklanmanızı istedim. Yavaş, sakin, net bir şekilde anlatmaya gayret gösterdim ki amacıma ulaştığımı düşünüyorum. Umarım sizler de bu video amacına ulaşırsa zaten sizler de amacınıza ulaşmış olacaksınız. O yüzden benim ee, vicdanım çok rahat şu an. Umarım sizlerin de vicdanınız rahat, verimi yüksek bir şeyler öğrenmiş olarak ayrılmışsınızdır videodan. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.